Selamlar. Yeni bir video ya da eğer dinlemeyi seviyorsanız podcast'te karşınızdayım. Video izleyenler farkındalar arka planım pek havalı değil bugün böyle düz bir duvar var. Bunun sebebi evde bir tadilat var. Odalar değişiyor. Green box'ımı henüz yaratamadım, kuramadım tekrar. Onu kurucu daha böyle hoş, efektli o cicili bicili videoya dönüyor olacağız. Ama bugün konumuz cicili bicili. Hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Çünkü bugün iş hayatındaki evrelerden bahsedeceğim her birimizin yaşadığına inandığım evrelerden bahsedeceğim ve her bir evrede doğru davranış ne, yanlış davranış ne, strateji ne olmalı biraz bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Ben daha var aslında bunu bültenimde yazdım bu konuları. Çok ilgi çekti, çok yorum aldı. O yüzden herkes okumayı o kadar sevmiyor, herkes bültenini takip etmiyor. Bu kez de bir video podcast olarak bunu paylaşmak istedim. Umarım ilginizi çeker. Hadi başlayalım. İş hayatının evreleri Bundan sonra bahsedeceğim evreler böyle bir kronolojik sıra takip etmeleri zorunlu değil ama büyük oranda ederler aslında. Ama hepimiz bunun içinden bir şekilde geçiyor gibiyiz. Çok şanslılarımız veya ekstra şanssızlarımız hariç. Nedir bu evreler? Birinci evreye ben sürüklenme diyorum. İşte bir şekilde bir okulu bitiriyoruz. Ondan sonra önümüze gelir ilk işi atlıyoruz. E bizim ülkede böyle iş seçmek, onu yapmam, bunu yaparım demek çok yani istisnai bir şey. O yüzden çoğumuz gelen ilk iş teklifine işte mümkün olduğunca iyi bir maaşla, mümkün olduğu iyi bir kariyer fırsatıyla başlamak istiyoruz. Burada kararlarımız az, akış var, sürükleniyoruz ve o kararlarımız hani çok da böyle sağlıklı değiller. İşte en fazla bir staj yapmış oluyoruz belki birkaç büyüğümüzden bir şeyler duyuyoruz ve iş hayatına başlıyoruz. Buraya kadar normal aslında zaten üniversite seçimleri de biraz böyle olduğu için bu birbirini takip eden bir süreç. Pek kontrolün bizde olmadığı, çok bilinçlerimiz hariç çoğu gencin sürüklendiği burada bir dönem. Bu dönemin dikkat etmemiz gereken konusu inşallah süper yanlış bir yöne sürüklenmiyoruzdur. İşte ailemiz böyle kendi hayallerini bizim üzerimize tatmin etmeye çalışıp bizi çok mutsuz olacağımız bir kariyere inşallah sürüklemiyordur. E, veyahut da inşallah sürüklenmekte çok acele etmezsiniz yani okulu bitirir bitirmez işe başlamasanız keşke mümkünse tabii ama bu teknik olarak maddi imkan olarak çok kolay bir şey değil bunun farkındayım. Biraz böyle bir hayatı keşfetmek bir dünyayı gezmek iyi olur. Ama onun dışında sürüklenme süreciyle ilgili pek bir tavsiyem olmayacak. Çünkü böyle biraz bilinçsiz olduğumuz pek bilinçli, ol, bilinçli olsak bile kaynaklarımızın gücümüzün olmadığı bir dönem bu. Bir işe giriyoruz. Tabii ki işlere girerken hep büyük hayallerle başlıyoruz ve orada belki o hayaller gerçekleşme böylece ikinci faz olan yenilgi fazına doğru akıyoruz. Yenilgi fazı iş hayatında aradıklarını bulamayanların yaşadığı süreç. Maalesef pek çok insanın başına geliyor bu. İşte büyük hayallerle bir işe başlıyoruz ama görüyoruz ki aslında kariyer imkanları da çok dar. İşte juniorların yani alt pozisyonlardaki insanların söz hiç dinlenmiyor. Üstlerde despot yöneticiler var veya şirketin içinde bulunduğu iş dalı zaten çok parlak değil. O yüzden böyle büyüme fırsatları pek yok. Hayal kırıklığına uğrayabiliyoruz. Bir de yeteneklerimizi değerlendiremediğimizi görüyoruz. veya da tamamen yanlış bir işte olduğumuzu hissediyoruz. Mesela ben bir yıl kadar audit yaptım. E, Otlu'yu bitirdikten sonra audit işletmeyi bir inni denetim firmasında nefret ettim. Yani hani girmek için güzel bir işte ama içine girince hani audit yani denetim ve ben hiçbirimize uymadık açıkçası. Öğrendiğim şeyler oldu. Çevre de güzel, arkadaşlık da güzel ama onun dışında hiç sevmedim. O yüzden bu evre bir yenilgi evresine dönüşebiliyor. Yani kendimizi başarısız hissediyoruz. Hayatta aradıklarımızı bulamadığımızı hissediyoruz. Bu bir girişimcide de olabilir bu arada bir iş kurup e, hızlı alerjili bir iş kurup sonra batırmak şeklinde de olabilir. Yenilgi iş hayatının ayrılmaz noktalarından bir tanesi. Yenilgiyi çok sert yaşarsak işte depresyona sokabilir bizi, kötü alışkanlık edinebiliriz, işin peşini bırakabiliriz. Buna karşı yenilgiyi iyi yaşarsak yani buna biraz aslında... Dur ya yenildim ben ama bakayım buradan ne öğrendim? Aslında ne yapmamam gerektiğini belki öğrendim. Ne yapmam gerektiği konusunda belki biraz daha yeni fikirler uyandı diye yönetirsek o zaman sorun yok. Ama yenilgi kaçınılmaz ve bunu iyi yönetmek önemli. Ben iş hayatımda iki kere yenilgi yaşadım. Bir tanesi bir iflas süreci yaşadım. Onu çok sert yaşadım açıkçası. Böyle biraz kötü alışkanlıklar edindim. Hayata bir daha nasıl bağlanacağımı uzun süre bilemedim. Ama neyse ki o evreden çıkabildim. Çıkamayanlar olabiliyor. O zaman böyle kendi kendini besleyen bir negatif döngüye dönüyorsun, dö düşüyorsunuz. O yüzden bu periyot önemli. Yenilgi periyodu ile ilgili en büyük tavsiyem e, biyografiler okuyun. Çünkü çok fazla insan yenilmiş aslında. Ve o yenilen insanlar sonra başarıya ulaşmışlar. O hikayeler insana moral veriyorlar. Ben o iflas sonrası özellikle bunu çok yaptım. Çok fazla biyografi okudum. Şimdi de bu paylaştığımız haddinaş hikayelerinin bir bölümü o okumamdan hala eserler. Oradan aklımdan kalanları tekrar inceleyerek yazıyorum bunları. Çok hakikaten kritik bir periyot benim için. E, o yüzden yenilgi bölümünde biyografi okumak iyi geliyor. Çünkü biyografi okuyunca görüyorsunuz aşağı yukarı herkes zaten bir yenilgi sürecinden oraya geliyor. O zaman moralini düzeliyor. Tek talihsiz ben değilim, tek şanssız ben değilim. Bunun farkına varıyorsunuz. Bir de yenilgiyi sahiplenmek lazım. Yani bu dışlardan geldi. İşte piyasa şöyle gitmeseydi böyle olmazdı. Ülkenin şartı. bunu demeyeceksiniz. Ben neyi yanlış yapmış olabilirim? Bir dahaki sefer neyi farklı yapacağım deyince daha doğru bir yere varıyorsunuz. Mesela benim o dönemde keşfettiğim şey, o zaman ticaret yapıyordum. Ben ticareti bana göre olmadığını fark ettim. Ne zevk alıyordum, ne yetenekliydim. Benim daha yine böyle akademik, yazan, çizen, üreten işler yapmak istediğimi biliyordum. Oradan da zaten eğitimcik hayatım başladı. Yenilgi böyle bir periyod. Yenilgi periyodundan uyanış periyoduyla kurtulabiliyoruz. Uyanış periyodu, şunun farkına vardığımız bir dönem. Evet yenildim. Ama yapılabilecek bir sürü şey var hala, bir sürü fırsat var. E, ve yapanların benden farkı ne ki? Gayet akıllılar ama ben de akıllıyım. E, onlar çok çalışıyorsa ben daha da fazla çalışabilirim dediğimiz bir dönem. Bu dönem müthiş bir dönem. Eğer iyi değerlendirilirse insanın kendini geliştirdiği, yeni şeyler öğrendiği, yeni beceriler kazandığı, belki biraz çevresini değiştirdiği daha böyle e, onu ileriye götüren pozitif insanlarla çevrediği bir dönem olabiliyor. Uyanış evresi bir sonraki evre olan ve benim esas gitmenizi istediğim tabii evre olan uçuş evresine doğru bizi sürükleyebilir veyahut da teslimiyet evresine doğru da sürükleyebilir. İkisinin farkından üzerine biraz sonra duruyor olacağım. Ama iki çıktı da mümkün. Bir de şöyle bir sorun var. Uyanış evresinde bazen uyanışı fazla uzun tutanlar var. Ya. yataktan bir türlü kalkamıyorlar. Hep böyle yeni şeyler öğren, geliştir, bir kursa git, bir derse daha git, biraz daha düşün, şunu da bir yapsam, şunu da gerçekleşeceğim. O zaman bu yenilgi halimden kurtulacağım ve yeni bir dünyaya gireceğim diyorlar. Oka uzatmamak lazım çünkü harekette bereket var sırt düşünerek bir yere gitmek mümkün değil. Bu işin sakıncalı yönü. E, bundan ne dolayı da bir sürü insan çok uzun zarem, uyanış devresinde kalıyor. Ve bu bir süre sonra sizi teslimiyete sürükleyebilir. Teslimiyet demek biraz sonra üzerine duracağım. E, yok ya hayat böyle gidecek yani yapacak bir şey yok razı olayım ben e, demek anlamına geliyor. Bazısı ise bu uyanış devresinin ortalarına sonunda bir yerde mümkün olunca hızlı bir şekilde aksiyona geçiyorlar. Ve Mevlana'nın dediği gibi yol yürüyene görünür. Yürüdükçe yönleri açılmaya başlıyor. O zaman işte uçuş devresine doğru gidiyorlar. Eğer uyanış evrenizi iyi yönetmezseniz düşeceğiniz yer teslimiyet. Teslimiyet çok fena bu hani salla başı al maaşı evresi. Yani tamam denedim bir şeyler yenildim sonra uyanmaya çalıştım ama gördüm ki yani mümkün değil ben yapamam. Becerilerim izin vermiyor, çevrem izin vermiyor, param yok, gücüm yok, kaynağım yok. E ondan dolayı ben ne yaptım teslim oldum artık. Artık yani önüme konana razıyım ben. Salla başı, al maaşı, inşallah ileride bir gün emekli olunca daha huzurlu bir hayatım olur. Ben böyle devam edeceğim. Şimdi teslimiyeti çok bilinçli karar veren insanlar var. Yani iş hayatı birinci öncelik olarak görmeyen e, hobileriyle, aile hayatlarıyla, ne bileyim kendine çok iyi bakarak vesaire hayattaki boşlukları telafi eden insanlar var. Onlara çok büyük saygı duyuyorum. Hiçbir sorun yok. Bunun çünkü farkındalar. Bir bölüm insan ise daha iyisini yapamayacağını düşünerek teslim oluyor. Uyanış evresini iyi yaşayamıyor, orada iyi ilişkiler kuramıyor, iyi şeyler öğrenemiyor. Kendine güveni yok, bir mentoru yok, belki bir koçu yok. Bundan dolayı o kendi güveni artırmakla mümkün olmuyor. İşte Bu insanlar teslimiyet şartlarına giriyorlar ve onların hayatı hakikaten üzücü oluyor. Etrafında çok var ki herhalde Türk iş hayatına rastladığım en geniş kitle bu. Bu beyaz yakalı ise işte orta seviye bir pozisyonda yıllarca takılmak şeklinde olabiliyor. Bir girişimci ise ne büyütebildiğini, küçültebildiğini böyle hani ben bir büyük işe dönüşeyim, ben bir zevkli bir girişim olayım, yani vaktimi kendime ayırayım diyebildiği bir iş kuramadı. Böyle ortada kalan, ömrü boyunca çalışan ama bir türlü mutlu da olmayan böyle bir aralığını bulamayan insanlar ortaya çıkabiliyor. Teslimiyet böyle sevimsiz bir evre. Teslimiyetten kurtulmak için uyanışa geri dönmek gerekiyor ve belki de biraz etrafınızı değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü teslimiyet evresinin en büyük sıkıntısı etrafınızda size benzeyen insanlar olur. Şirketlerde falan çok rastlıyorum buna. 15 yıldır aynı yerdeler. Her gün söyleniyorlar. Her gün yöneticiyle söyleniyorlar. Hep beraber grup halinde. Yemeğe çıkıyorlar. Şirket dedikodusu yapıyorlar. Ama kimse harekete geçmiyor. Oradan bir sıyrılmakta yeni arkadaşlar edinmekte fayda var. O belki sizi biraz daha başka bir yere götürecektir. Uçuş evresi en müthiş evre tabii. Artık ne yapmak istediğinizi farkındasınız. Ee, onu yapabiliyorsunuz. Yol almaya başlamış durumdasınız. Belki zorlanıyorsunuz ama her gün yol aldığınız için kendinizi iyi hissediyorsunuz. Gelişiyorsunuz çünkü sürekli. Müthiş bir evre. Uçuş evresinin tek sakıncası fazla uçabilirsiniz. Yani şu anlamda e, o kadar çok işe kendinizi verirsiniz ki özel hayatınız, sosyal hayatınız bozulabilir, sağlığınız bozulabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ben belli sürelerle bunun bozulmasına çok da şey değilim. Hani özellikle bir iş falan kuruyorsunuz veya kariyerinize büyük bir değişim yapıyorsunuz atıyorum. Mesela muhasebeciyken bırakıp pazarlamaya geçiyorsanız bir süre onunla mı çalışmanız lazım? Bu da biraz denge bozucu bir şeydir. Buna bir sorun yok ama ömür boyu öyle gidemezsiniz. O da uçuş evresinin e, sorunlarından bir tanesi işte bu aşırı uçmak ve bundan dolayı hayatın dengesini bozmak. Aşırı uçmanın bir başka karşılığı da biraz kendinize güveninizin aşırıya gitmesi ve belki de e, içinden çıkamayacağınız durumlara kendinizi sokması Benim başıma geldi bir kere. Zaten o da sonra işte bu yenilgi avresine, iflas evresine yönetti, yönlendirdi. Çünkü bir danışmanlık firmasında e, yöneticiydim ve uçuyordum hakikaten. Acayip başarılıydım. Sonra başka bir iş teklifi geldi bana, bambaşka bir alan. Onu da başarabileceğimi düşündüm ve uçtum. Ee, sonra gördüm ki o başka bir dünyaymış ve biraz başarısız da sürüklendim. Oradan da yeni gibi başladı. Uçuşun bir de böyle bir sakıncası olabiliyor. Ama çok zevkli bir evre ve birkaç yıl uçuş evresine gittiğiniz zaman aslında hayatınızın çoğu sorunu çözmüş oluyorsunuz. Kariyer olarak, para olarak e, ve iş ise bir girişim olarak. En son evre bilgelik. E, bilgelik artık yani bir şeyleri başardınız. Maddi manevi anlamda tatmin olmuş hissediyorsunuz kendinizi. Bir uçuş devresi oldu hayatınızda. Ve artık bilgisiniz. Ne demek bilge? Başkalarına paylaşacak, anlatacak bildikleriniz var. Ee, yeni girişimcilere, kariyerinin başındaki profesyonellere yol gösterme fırsatınız var. Bunu mentorluk yaparak, koçluk yaparak, kitap yazarak, e, sosyal medyada paylaşımlar yaparak benim gibi yapabilirsiniz. Müthiş bir evre bilgelik. Tek bir riski var bence, e, aşırı erken bilgelik tehlikeli. Yani Çünkü hayat çok hızlı değişiyor ve kendinizi bilgi olarak görüp, Yeni şeyler öğrenmeyi, yeni şeyler denemeyi keserseniz bir süre sonra bilgeliğinizin bir değeri kalmıyor. Çünkü yeni beklentileri karşılayamıyorsunuz ve insanlara anlatacak bir değeriniz kalmıyor. Bir de e, bilgelikle o kararlılık arasında ince bir ayrım var. Hani zaman zaman hepimizin düştüğü bir tuzak olduğunu düşünüyorum açıkçası bunun. E, bilgelik yapmak demek başkalarına ne yapacaklarını göstermek değil, başkalarına yapacaklarına yardımcı olmak demek. Çünkü yeni bir dünya var, herkesin kişiliği farklı, beklentileri farklı. O yönden de bilgeliği iyi yönetmek gerekiyor. Ama bilgelik hakikaten zevkli bir periyot. Artık umuyorum ki çalışmaya çok da fazla maddi vakit ihtiyacınız yok. Ama yine de zevk alıyorsunuz. İnsanlara destek oluyorsunuz. Ben bir insanın bilgeliğini sıkı tutması için yeni girişimlere destek olması gerektiğini düşünüyorum. Kendisi de yeni şeylere girişebilir. İşte benim buralar yaptığım gibi. Çünkü o zaman daha taze kalıyorsunuz. Ve o zaman bir yandan işte iş hayatınızı bütün o başarılarla, başarısızlıklarla yoğrulmuş kişisel iş hayatınızın ...tadını bir bilgeli okağa çıkarıyorsunuz. Hem de bir yandan da yeni şeyler öğreniyorsunuz. Hala uyanışta ve uçuşta hissediyorsunuz kendinizi orada. O da çok çok zevkli bir süreç haline gelebiliyor. Evet, iş hayatı evreleri bunlar. Neydi? Bir sürüklenmek var, yenilgi var. Uyanış var, uyanamazsanız teslimiyet var. uyanırsanız uçuşa geçiyorsunuz ve bir günde bilgeliğe ulaşıyorsunuz. Her birimiz bu evrelerden bir tanesindeyiz. Nasıl yönettiğimiz çok önemli bence. Daha tatmin bir iş hayatı için... Burada özellikle son notumda teslimiyet aşamasındakiler olsun. Pek çoğunuzun o evrede olduğunu biliyorum. Lütfen oradan çıkın. Teslim olacak bir şey yok. Hayata bir kere geliyoruz. Buradan kurtulabilirsiniz. Bir sürü içerik var. Bir sürü paylaşım yapan insanlar var bu konuda. Gönüllü olarak mentorluklar yapacaklar var. İlişki kuracak insanlar var. Lütfen onlarla temasa geçin. İkinci seslenmek istediğim grupta uyanıştakiler. Beni izleyenlerin ağırlıklı çoğunluğunun uyanış evresindekiler olduğunu düşünüyorum. Uyanmak istiyorsunuz ki bu tip içeriklerle e, kendinizi değil mi e, buluşturuyorsunuz. bunlardan öğrenmeye çalışıyorsunuz. Müthiş bir yoldasınız ama sürekli uyanışta kalmayı tekrar hatırlatıyorum. Harekete geçin bir şeyler denemeye başlayın. Gerçek uyanış denedikçe oluyor. Evet. Bugünkü içerik inşallah hoşunuza gitmiştir. Böyle bir sohbet etmek istedim sizle. Hoşuna gitmişse her zamanki gibi bir yorum yazmanız, hangi platformda izliyor veya dinliyorsanız bir like süper olur. Paylaşmanız çok iyi olur. Böylece o platformların algoritmalarında daha fazla insana ulaşacağım şekilde e, göstergeler iyiye gidiyor, olumluya gidiyor. Ben de daha mutlu oluyorum, daha motive oluyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.